Ve masal sona eriyor. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Tatlı bir rüya sırasında uyanmak gibi. Her şeyin mümkün olduğu bir diyardan uyumak zorunda olduğumuz soluk bir varoluşa. Ne yaptın lan sen? Vıdımı diyemeseydi şerefsiz. Kıza değmeseydi. Tuhaf. Sevimli bir tipti. Nereye geldik lan biz? Kırık dökük hayaller, ters çevrilmiş kaderler. Ve hep farkında olduğumuz ama reddettiğimiz o mutlak gerçek. Kalabalıklarda kimsesiz yapan, kaybetmemek için kendimizi kaybettiren. Hayatın o acı gerçeği, eninde sonunda hepimiz yalnızız. Gel. Buyur, geç otur şöyle. Yaman'ı aldırma. Köşe yazısını 10 dakikada bitirdiği için odamı kütüphane olarak kullanıyor. Ver bakalım. Ortalaman iyi. Stajların da mükemmel. Neden gazeteci olmak istiyorsun? Gözlemlemeyi seviyorum. Neyi? İnsanları, olayları. Yaptığım gözlemleri insanlarla tarafsızca paylaşmak istiyorum. Tarafsızca? Kesinlikle. Son derece başarılı bir özgeçmişim var. Ama maalesef şu an bir stajyere ihtiyacımız yok. Selim Bey, misafirleriniz geldi. Aşağıda bekliyorlar. Az önce çay söylemiştim. Siz oturun için keyfinize bakın. Benim acilen aşağı inmem lazım. Başarılar. Kızma. Zannettiğin gibi değil. Gerçekten stajyere ihtiyacı yok. Bir şey sandığım yok. Tamam, kızma. Belki benim yerimde olsanız siz de kızardınız. Ben senin yerinde olsam zaten türban takmazdım. You.
Büşra, hadi yavrum, yemek hazır. İnsanlar ilham perisini tatlı, iyi niyetli bir hanımefendi sanırlar. Halbuki ne kaltaktır o. Ama eğer üretmek için bir şeye ihtiyacınız yoksa, sizin üzerinizde gücü kalmaz. Maalesef bu sefer de o sizi rahat bırakmayacaktır. Daha rahat ve güzel bir hayat için kendimizi ve etrafımızdakileri kısıtlamadığımız bir kişisel dönüşüm sürecine girmemiz lazım. Bunun için de merak, endişe ve sahiplenme gibi güdülerimizi yontmamız gerekiyor. Ne var? Bir durum mu var? Bugünkü mevzumuzda. Buraya park ettim. İtalya'daki müessillerimizi ve imalatçılarımızla görüşmeleri düzenlememiz gerekiyor. Come stai? Grazie, grazie. E tu? Amına koduğumun kendini. Hikmet, not alır mısın? Kızım. Saadet Hanımlar hayırlı bir mevzu için gelecekler. Artık okul da bitti. Hayat önüne serilmiş bekliyor. Yaşın da uygun. Tabii ki senin gönlünün olması en önemlisi canım. Ben senin yaşındayken sen 2 yaşındaydın. Fark etmez. Fark eder. Bu önemli bir mevzu. Ferit'in ailesi düzgün, bize yakın. Kendisi efendi, imanlı. Tamam. Gelsinler tabii. Melek, nohutu uzat. Uzatır mısın poşeti? İkinci gözlem, Santoşa. Halimizden memnun olmak. Daha fazlasını arzulamamak, yetinmek. Bu Güney Amerika'da yetişen ayahuasca isimli kurutulmuş bir sarmaşık. Bir sıvı içinde çözülüp içildiğinde çok kuvvetli halüsinasyonlara sebep olduğu için yerliler tarafından ruh asması olarak da biliniyor. Karamsarlığa kapılan şamanlara yerliler ayahuasca içirirlermiş. Bitkiyi aldıktan sonra da o şaman zihninde garip ve sanrı dolu bir yolculuğa çıkarmış. Yarım saatlik ama günler gibi gelen bu ürkütücü ve sürreal yolculuk sonunda ise şaman, insanın her daim sahip olduğu huzurun ve bilincin ne büyük bir lütuf olduğunu anlarmış. Yepyeni bir şekle hayata 4 elle sarılır, önceden şikayet ettiği dertleri umursamazmış. Hadi şimdi kapatın gözlerinizi ve bu dediklerimi düşünün. Telefonlar, ziller, kornalar, bağırtılar, çığlıklar. İstanbul. Hey koca kahpe. Umurunda mı? Sen o hep yalancı, hep fütursuz fahişe. Ben de seni izleyen, içerleyen aciz kahin. Binlerce yıllık hayvani boğuşmalardan yorulup usanmış. Zamansız uykusu ile uyuyor. Kumbullardan tiksindik. Sünepelerden tiksindik. Hüdüklerden tiksindik abi. Basma kafama. Bizim bütün hislerimiz çırılçıplak değil mi abi? Ne diyorsun lan? Hislerimiz abi. Çırılçıplak. Ama onlar öyle değil abi. Şerefsizler maske takıyorlar abi. Bir bıçaklık işleri var, takacaksın onu da abi. Açma kafama. Açma kafama. Ne takıyor lan? Bakıyorlar abi.
Hep bakıyorlar. Ama görmüyorlar abi. Niye görmüyor bu ibneler abi? Açma kafamı lan. Açma lan. Büşra'cığım son 8 saattir senin de kız arkadaşın hangi işe başvuracağım diye kararsız kalıp kafayı yese sen de sıkılıp çizgi roman okurdun. Sevmediğim bir yerde çalışmak istemediğim için kararsızım, evet. Çok özür dilerim Berk Bey. Kızma güzelim, şaka yapıyorum. Vay be Berk. Sen de girdin nihayet cendereye. Evlen kurtul işte. Ya evlen kurtul. Bakma havalarına. İnci gibi çıkarırım içinden şeytanı. Tarihin en büyük kılıbığı yaparım. Biz zaten evli gibiyiz Büşra'cığım. Haberler sende. Ne olsun işte. İstemeye geliyorlar. Ne? Heyecanlanmam mı gerekiyor? Biraz. Pek bir şey hissetmiyorum. Kızım deli misin? Çok büyük bir mesele evlenmek. Mırın kırın da olacak iş değil ki bu. Bizimkiler istiyor belli. Belki de önemli olan o. Büşra. Ya boş ver. Daha iyisini mi bulacağım? Hem sen hazır mısın? Birazdan programda olacağız. Sen hala eşofmanlarla oturuyorsun. Ya güzelim televizyon programında ne gelir bilmiyorum ki. Ya herkes senin gibi türbanı takıp çıkmıyor evden şimşek. Bana bak. Kendisi de hevesli belli. Ama işine kapanık biraz. İfade edemiyor tabii. Sizi zora koştuk sandım bir an. Estağfurullah Saadet. O da ne demek öyle? Hikmet de ben de Büşra ve Ferit'in evlenmesinden o kadar mutlu oluruz ki. O kadar sevecen, huzurlu, sabırlı bir genç adam ki kendisi. Lan itin doğurdu. Neden ikişerine birden tecavüz ediyorsun? Haysiyetsiz orros. Büşra o kadar şanslı ki. Ferit gibi işinde başarılı, imanlı, terbiyeli. Lan ben senin ananı, ananın anasını, ananın anasının anasını... Heh, bir sen eksiktin amına. Alo Kutay Bey buyurun. Evet efendim yoldayım. Biliyorsunuz malum trafik. Evet Maslak trafiği. O kadar yakışacaklar ki birbirlerine bizim oğlanın da artık bir mürvetini görelim. İnşallah. Geldi mi konuklarımız? Anlıyorum efendim, anlıyorum. Peki, tamam. Elimden geldiğince çabuk oradayım efendim. Tamam, görüşmek üzere efendim, görüşmek üzere. Lan ben senin de ananı, ananın anasını, ananın anasının anasının... Ana dedi. Bari bir araya gelsek hal yolunu bulursun sen dedi. Çok tatlı. Ben de herkese sürpriz. Yarın defileye hepimizi ön sıralardan yer ayırdım. Gerçekten mi? En son kumaşlar. Portakal, nane, vanilya kokulu ve muhteşem tasarımcılar. Hepsi orada. Ne iyi etmişsin. Hem bizimkiler de birbirlerine iyice ısınır. Tamam. İlk kitabın harikaydı. Ama az sattı. Neden? Çünkü tarzın fazla agresif. Fazla progresif. İnsanların göğüs geremeyeceği kadar gerçekçi. Fazla progresif. İnsanların seviyesine inebilmen lazım. Bu programda sana bunu sağlayacağım. Popüler bir programda tanınacaksın. Hayran kitlesi edineceksin. Hem gerektiğinde Alaturka olabilmen lazım. Bir elimde tesbih diğerinde nargileyle katılayım o zaman. Sen geç daha dalgını. Alara nasıl? İyidir herhalde. O kıza iyi bak. Az uğraşmadım sizi tanıştıracağım diye. Editör, çöp çatan, benim gibi adamı nereden bulacaksın? Hadi kırma beni, katıl şu programa. Sırf senin için. Uslu ol, güler yüzlü ol. Tamam, tamam uslu ol yeter. Efendim Alara. Ders bugünlük bitti. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Yetişmen gereken bir program var. Evde 5 dakika ayıramıyor musun bana? İyi tamam. Bak dikkat et, iki böbreğini de satsan yine bu arabayı alamazsın ha.
Buongiorno. Che di nuovo? Saraydan Kozmos'a. Sen seversin böyle şeyleri. Hem ne kadar sıcak kanlı Saadet Hanım. İncelikler peşinde koşan kaç kişi kaldı? Anne Allah aşkına. İnceliklerin sebebi Hikmet'i malum. Anlıyor musun diye bir online kodu bekliyorsan anlıyorum evet. Hem sen Müstakbel Koca'nı tanımak istemiyor musun? Ferit 10 yaşında ayna karşısında taklitler yaptığından beri tanıyorum anne. Artık 10 yaşında değil. Hem açıklar mısın bana bir tesettür defilesinde Ferit'le nasıl daha samimi olacağım? Amaç birlikte vakit geçirmek. Hem samimi olmak da ne demek? Fazla etkilendin galiba sen Selen'den. Büşra, gün belli, saat belli. Tamam anne, gelirim. Şimdi müsaadenle programa gitmem gerek. Malum, Selen'le yozlaşma fırsatını kaçıramam. Neden soruma cevap vermiyorsun? İlişkimizi sorunlardan arındırmak, huzura kavuşmanın tek yolu... Sana inandığım felsefeler komik mi geliyor? Bana göre değil. Ne değil? Ne bileyim öyle bağdaş kurmalar, derin derin nefes almalar, gayipten gelen felsefelerle kafayı bulandırmak. Ama ruhumuz... Ara ara. Huzur kendimizi ve başkalarını tanımaktan geçiyor. Ben de öyle yapıyorum zaten. Kendimi tanıyorum. O yüzden başkalarının bir bok bilmediği konularda ahkam kesmiyorum. Bak, özümüz aslında... Lütfen. Bu zırvaları başkalarına sakla. Seviştiğin adama değil. Ne dedin sen? Çıkmam lazım. Seviştiğim adam mı? 20 yaşındaki gencin bıçaklanma olayında Celaloğlu Parkı'ndaki tinercilerden şüphelenen polis olayla ilgili geniş soruşturma başlattı. Şimdi olay mahallindeki arkadaşımız Cem Tosun bildiriyor. Sei proprio bravo. Lo so. Grazie, grazie. Grazie. İyi iş Ferit. Ferit abi hayırlı olsun. İtalyanları tavlamışsın. Hay ben senin anam. Haberleri sunduk. Yayın akışımız Cem Tümidar'ın sunduğu Genç Gazete ile devam edecek. 5, 4. Herkese iyi akşamlar. Genç Gazete'ye hoş geldiniz. Ben Cem Tümidar. Bu akşam gündemden biraz uzak ama hepimizin iç dünyasına dair çok özel bir konuyu tartışma platformumuza alıyoruz. Yalnızlık nedir? Evet, ilk bakışta anlamsız bir şaşkınlık yaratabilir konumuz. Ama herkesin bu konuyu kendisine sormasını istiyorum. Yalnızlık nedir? Ucu açık, derin ama hepimiz için önemli bir konu. Stüdyomuzda toplumun her kesiminden gençler, profesyonel yaşam koçu Sayın Fehri Dal ve elbette hepimizin yorumlarını merakla beklediği genç gazeteci yazar, son kitabı masallarla eleştirmenlerden tam not alan Sayın Yaman Göktuğ. Hoş geldiniz Yaman Bey. Maskeler. Maskeler, kitap maskeler. Evet, maskeler kitabıyla. Neyse Yaman, benim aslında öğrenmek... Neymiş bu defile? Evladım, tesettür defilesi işte. Şurada kendini böyle kanallarda kepaze ettiği yetmiyor. Bir de hep beraber mi rezil olacağız? Celallenme hemen. Senin kadar katı değil bu insanlar. Bu sondur. Öyle gazetecilikmiş, arkadaşlarıymış, defileymiş. Ben gelemem öyle şeylere. Sen yarın gel de gerisi hayırlısıyla olur inşallah. Ha. Hadi sen televizyon seyret. Benim aslında öğrenmek istediğim şey gerçekten üzülmek midir yalnızlık? Yani kendimize yakıştıramadığımız küçük düşürücü bir şey midir yalnızlık?
Yani kitabı okuduğunuz tabii olarak... aslında hepimiz doğarken yalnızız, öyle değil mi? Yani yanımızda, yanı başımızda annemiz var ama olsun. Dürüst gibi. Olalım Cem Bey, dürüst olalım. Bir kere yalnızlık diye bir şey olamaz. Bizler bireysel olarak yaşam kalitemizi arttırdıkça, fırsatları etkin ve doğru değerlendirdikçe başarıya ulaşmamız da çok daha kolay olacak. Bu da ne getirecek? Toplumsal başarıyı. Böyle bir başarılı toplum yapısı içinde yalnızlık diye bir şey söz konusu olabilir mi? Alakası yok. Şimdi Yaman Bey, kitabınızın ilk başında çok hatır sayılır bir satırınız var. Onu okumak istiyorum şimdi ilk girişte. Hepimiz eninde sonunda yalnızız. Ne demek istediniz burada? Aslında tam olarak anlattım. Bir saniye Yaman'cığım, bir saniye. Şimdi Cem Bey, sizden izin isteyeceğim bir konuya açıklık getirmek için. Ben Yaman Bey'in düşüncelerine kesinlikle katılmıyorum. Yani siz daha benim ne dediğimi duymadınız ki, nasıl karşı oluyorsunuz? Ama Yaman Bey bakın lütfen, söz sırası Fehmi Bey'de. Fehmi Bey konuşmak istiyor, lütfen Fehmi. Şimdi efendim... Yalnızlık dediğiniz koskoca bir safsata. Bizler değişime ve gelişime açık bir toplumuz, öyle değil mi? Sakın Yaman, sakın. Maksimumda yaşamak için birkaç saniye içinde ulaşabileceğimiz internet ortamı var, telefon var, cep telefonları, televizyonlar var. Bütün bunlar varken insan nasıl yalnız olabilir? Çok Hı? doğru, çok doğru. Doğru söylüyor. Peki siz bir şey söyleyecek misiniz Yaman Bey? Tabii. Şimdi hayatımızı sözde kolaylaştıran, bizi bir araya getiren o pratik çözümler var ya, aslında bizi yalnız kılıyorlar. Eskiden sevdiğimiz bir insanla yüz yüze gelebilmek için ona vakit ayırmak zorunda kalırdık. Yalnız kalmamak ancak başkalarına verdiğimiz önemden geçerdi. Ama şimdi bu tembel ve uyuşuk çağda ortam sizin gibi asalaklara kaldı. Ama bir saniye... Bir dakika. Yoksulluğu ve yalnızlığı bilmeyen insanlar o televizyondaki sahte ve aptal duygu seyini kaptırıp ekran çocuğu oluyorlar. Ya zaten sizler her sabah kalktığınızda gömlek değiştirir gibi hayata yeniden başlıyorsunuz, değil mi? Yaman Bey. Zaten ben de bu programa neden katıldım hiç bilmiyorum. Siz damgalaklar kendinizi kandırmaya devam edin. Yaman Bey bakın hiç yaptığınız doğru değil ama. Yaman Bey bir saniye. Ya kardeşim girsenize reklama. Enver Paşa'yı bilir misin sen? Bilirim. Çok tutkulu adammış. Hem iyi hem kötü. Hırslıymış, yenik düşermiş. Fevri. Çok klas adammış aslında. Onurlu, vakur. Ama parladı mıydı abimiz? Hırsı kaynadı mıydı? Delirirmiş işte. Dalarmış bilmediği maceralara. Daha sonra konuşuruz seni. Yaman. Nereye kızım, delirdin mi sen gecenin bu saatinde? Bekleme, ben eve git. Bir şey yapmam lazım. Büşra, annen beni öldürecek. Kızma. Zannettiğin gibi değil. Gerçekten salaklar. Eğlendin mi? Ne mutlu bana.
Artık karanlık sokaklarda peşimden gelmekten korkmayan türbanlı bir hayranım var. Dur. Tamam. Kusura bakma. Göt gibi davrandım. Bir kere de küfretmeyin. Sebep? Zikirden önce ihlas gelir. Küfrettikçe imanım artıyor benim. Tövbe tövbe. Yürüsene benimle. Eve gitmem lazım. Tamam. Bir taksiye kadar yürü o zaman. Hadi ben ağzı bozuk, agresif itin tekiyim. Senin ne işin vardı orada? Mezun olmadan önce gazetecilik kulübü üyesiydim. Hep böyle programlara katılırdık. Bizim zamanımızda daha çok futbol kulübü falan vardı. Gazetecilik değil. Kören de 40 yaşındasınız sanacak. Sen kaç yaşındasın? 21. 2. Siz? İyi akşamlar. Siz kaç yaşındasınız? 30. Bak gördün mü? Yani siz demene gerek yok. Tabii bu sizin cemaati bir gelenekse mani olmak istemem. Çok komik. Aslında ben sadece para kazanmak için gazetecilik yapıyorum. Elimde olsa sadece kitaplarıma odaklanırdım. Elime yeteğim bu şakçakçı piyasadan çekerdim yani. Benim özgür basından hala umudum var. Sırf sizinkiler başı diye bu ülkede özgür basın mı var zannediyorsun? Evet. Vah mangurt. Başımdaki deve derisi değil. Aytmatov okumuş, özgür basına inanan ve kitaplarını beğenen türbanlı bir kız ha? Çok mu garip? Dünyanın sonu gelecek demek. O zaman benim değil senin korkman lazım. İşte orası hiç belli olmaz. Dans et benimle. Ne? Hemen burada, şimdi. Dans edelim. Delirdin mi sen? Ha. Anladım. Dans etmeyi bilmiyorsun. Yok, biliyorum. Elbette biliyorum. Daha önce hiç dans ettin mi? Evet, yani. Hayır, ama dans etmeyi biliyorum. Göster o zaman. Nasıl dans edeceğiz? Benim elim belinde, seninki omuzumda falan. Olmaz. Hem müzik yok. Var. Nerede? Her yerde. Yok. Delisin biraz. Belliydi zaten stüdyoda. Dans etmeyeceğiz yani. Başka bir akşam. Söz. Ne yazıyorsun şu sıralar? Aynı leş şehirde yaşayan farklı insanlarla ilgili bir kitap. Bizim gibi. Evet. Tabii Selim'in kariyer ve Alara'nın romantizm ısrarlarından vakit kaldıkça. Alara eşin mi? Sevgilim. Sen? Ben? Sevgilim. Benim ancak eşim olabilir. Aslında iyi oldu seninle tanıştığımız. Kitaba yardımcı olabilirsin. Ben ne anlarım ki? Bilmem. Ama nedense içgüdülerimizi çalıyorum. Ne dersin? Bilmem ki. Hayırlı akşamlar. Birader. Şu elimde görmüş olduğum bıcak, Bursa işi olup hayli keskinde, cüzdan, iPhone, telefon ne varsa bir zahmet hepsini ver de. Tabii abi, hemen vereyim. Emanet mi vardı, pardon. Bilemedim ben, pardon. Görüşürüz sonra, hadi bay bay. Türkiye.
Artık silah çektin mi kullanacaksın. Yaman dur, ne yapıyorsun? Delisin sen. Niye? Kendimi koruyorum işte. Su tabancasıyla mı? Evet. Ruhsatsız ama yasal. Silahıma zararsız. Daha ne olsun. Dediğimi düşündün mü? Olabilir. Ama seni milyonlarca insan arasından bulmam biraz zor olabilir. Dikkat et de kendini öldürtme. Emanet varken bir şey olmaz. Ne yaptın sen be salak? Tebelleş oldun delinin tekine. Duysa bizimkiler facia yaratırlar. Peki neden canım sıkkın değil? Neden kendi kendime gülümsüyorum? Bekledim seni. Nereye gittin programdan sonra? Türbanlı bir kızla birlikteydim. Ne? İlginç bir kız. Yeni kitaba faydası olur diye düşündüm. Bir şey demeyecek misin? Yok. Ne yani? Yok mu öyle bilge bir önerin, itirazın, eleştirin falan? Bence yaptığın güzel bir şey. Güzel mi? Hayata bizden farklı bakanları da anlamaya çalışmak lazım. Ben de tanışmak isterim. Ne oldu sana dün gece? Bağımsızlığına saygı gösteriyorum işte. Belki bu seni biraz dizginler. Dur dur. Bir şey söyleyeceğim. Derdin beni dizginlemek yani. Olabilir. Bunun mümkün olduğunu nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Güler yüzü davran. Oldu. İstersen dizilerde de oynayayım.
Rahat bırak oğlanı. İstediğini yapsın. Kendi bilir. Ferit. Oradalar. Kızım dik yürü. Başıma da kitap koyayım istersen. Artık sözlüğün sayılır. Her zaman kendine dikkat edeceksin. İntiba muvaffakiyetin temelidir. Nasılsın Büşra? İyiyim, sağ ol. Sen? Hamdolsun. Hamdolsun. Dünkü program pek yolunda gitmedi galiba, ha? Evet. Enteresandı. Yakışıyor mu sana? Evlenmenin arifesinde. Anlamadım. Defile diyorum. Televizyon diyorum. Ne var bunda? Tabii. Zenginleştik. Onların sistemlerini benimseyip sosyetelerine girdik diye maymuna döneceğiz. Baksana şunu. Bizim ne işimiz var burada? Müslüman fukara mı olmalıyla? Zevksiz mi olmalı? Dünya zevk alanı değil, imtihan alanıdır. Aldanmayın, aldanmayın. Bunlara ihtiyacınız yok. Süsler sizi küfre yaklaştırır. Moda iblisin mabedidir. Çocuğun işte. Daha ne? Evlenmeden şenlensin biraz. Bana bak. Hem Yaman'la flörtünü anlat sen. Ne flörtü be? Basbayağı yazışmışsınız. Ne alakası var? Bak sırf istemeye geliyorlar diye evli görme kendini. Selen. Ne? Yalan mı? Bizimkiler karar verdiyse vermiştir. Senin gibi değiliz biz. Allah Allah. Neymişim ben? Senin gibi evlenmeden kimseyle beraber olamam. Oldurulmam. Üstelik hazin bir durum olarak görüyorum. He. Derdin bana laf geçirmek yani. Alakası yok. Bence ne hazin biliyor musun? Bir kızın burada vitrinlerde asla giyemeyeceği kıyafetleri görüp iç geçirmesi. Hatta daha da hazini, elin adamının peşinden koşup, hoşlanıp sonra kendini kandırma. Büşra! Büşra! Of Büşra! Tamam gel buraya küsme. Konuşmayacak mısın yani? Ben de sana küseyim o zaman konuşmayalım. Büşra! Canım biz burada inelim. Hadi gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nicedir görüşemiyorduk. Tesadüflerden olmasa. Kısmet bugüneymiş. Dostum Selen. Selen Elif, o da İffet. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Memnun oldum. Memnun oldum. Annemlerden duydum. Yakında Ferit ailesi size geliyorlarmış hayırlı bir iş için. Allah bir yastıklık ocatsın. E tabii senden duymak vardı ama. Aa Büşra, hayırlı olsun canım. Ay inanmıyorum ya. Madem istenmeye geliniyor evlendi sayılır artık. Maşallah. Darısı hepimizin başına. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sizden ne haber?
İyiyiz çok şükür. Bizim hazine arazisinde eski bir ev vardı, hatırlıyor musun? Oraya taşınıyoruz. Bir 10 gündür falan taşın bitmedi. Ya bugün çantalarda inanılmaz bir indirim varmış. Sağ olsun Elif'in sözlüsü. Aldı bizi getirdi buralara kadar. Hayırdır Elif'ciğim, sen de mi evleniyorsun? Ya biz sizi tutmayalım. Yok kızlar, katılsanız da bize. Biz de tam gidiyorduk. Cep telefonunu arabada unutmuş. Malum birileri arar falan. Biz sonra görüşürüz, haberleşelim. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Baksana. Zavallı Elif de benim gibi hazin bir durumda. Sevgilisi var. Sevgilisi değil, sözlüsü. Ay çok özür dilerim. Çok fark var. Bak ben senin seçimlerini eleştirmek istemedim. Sadece benim o lüksüm olmadığını söyledim. Seçebilmek bir lüks değil. Hem Yaman'la... Yaman. Ne Yaman'ı ya? Ortada fon yok, yumurta yok. Üstelik adamın kız arkadaşı var. Hem sevgi emek demek. Zahmet demek. Aynı zamanda aşk demek. Özgürlük demek. Tesadüf demek. Selam. Büşra. Merhaba. Ne haber? İyidir sen? Müsait değilsen daha sonra arayayım. Müsaitim. Alışverişe çıkmıştık. Yani çıkmıştım. Öylesine. Yalnız mısın sen? Yok, yanımda Selen var. Yani yanımda değil, buralarda. Allah Allah. Nerede bu Selen? Ben geçen günkü talihsizliği telafi etmek istiyorum. Olur mu öyle şey yahu? Ne talihsizliği? İnsanlık hali. Benim yakın arkadaş çevremde dangalak yok. Sohbeti hoş insanlar. Hava da güzel, bir yerlerde oturuyoruz. Gelirsen sevinirim. Arkadaşın da gelsin. Benim tabancam yanımda. Güvendesiniz yani. İyi tamam. Neredesiniz tam olarak? Baba, ben anlamam. Ben tam olarak ne istiyorsam onu yapacak. Erkek dediğin dinlermiş. Hassasmış. Ha siktir oradan. Yürü be Yusuf. Karıya istediğini verirsen mutsuz olur. Ama ihtiyacı olanı verirsen o zaman kul keli olur. Ama kafir sürüsü bizlere bu dünyada karıya ihtiyacı olanı değil, bilhassa istediğini vermemizi öğütlüyor. Bak şimdi. Haşim iktisat okudu. Sen ise sosyoloji bitirdin. Peki ne öğretmediler size? Ha? Ne öğretmediler? Esas fazileti öğretmediler. Ayarı vermeyi öğretmediler. Karıya zaafını gösterdin mi, kendini deşifre ettin mi ağzına sıçar. Budur bilmeniz gerekiyor. Ya kendin ol, samimi ol, ağla, manikür yaptır. Lan git gideyip neleşen bir cins olduk. Ulan gerekirse 50 sene döveceksin, bağıracaksın, küfredeceksin. Yeter ki inisiyatifi elden bırakmayacaksın. Her yol mübah. Her yol mübah bunlar için. Sonra seni de kaybetmeyelim. Bana bakın, kız geldiğinde uslu durun ha. Yarın öbür gün gazeteyi bırakıp Yeni Afak'ta yazmaya başlarsan defterden silerim seni ha. Ne işin var abi senin böyle tiplerle? Sen bunları adam yerine bile koymazdın. Uygar, asabımı bozma benim. Ayrıca geldiğinde böyle gereksiz muhabbetleri açıp ortalığı germeyelim, olur mu? Bence de Uygar. Kaçımız şimdiye kadar türbanlı bir kızı haşır neşir olduk ki? İnsanları dış görünüşüne göre yargılama. Ne? Haksız mıyım? Ya tamam, anladık. Genç bir kız işte. Sana yeni kitabında yardımcı olacak. Hem biz de tanımış oluruz. Şşş, tamam susun, geldiler. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Büşra ben. Dostum Selen. Büşra Hanım, hoş geldiniz. Selen Hanım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun oturun, ayakta kalmayın. İstirham ediyorum. Uygar'ın kusuruna bakmayın. Mevsim güneşi başına geçti. Oturun lütfen. Ben Yaman'ın kız arkadaşı Alara. Uygar'la zaten tanıştınız. Şu kediler gibi kıvrılmış oturanlar da Zeynep ve Can. Yaman'a yeni kitabına nasıl yardımcı olmayı düşünüyorsun Büşra? Ben de tam olarak bilmiyorum. Farklı bir bakış açısı. Ne açıdan farklı? Sanırım o benim büyüdüğüm ortamın geleneklerini kastediyor. Şimdi kitap şehrin binbir farklı yüzüyle ilgili ya. Büşra da o yüzlerden biri. Hani fazla abartmanın bir alemi yok. Yani
Büşra muhafazakar diye. Belki de. Ama bu demek olmuyor ki birbirimizi anlamaya çalışmayalım. Değil mi Alara? Ne? Evrensellik, anlayış, huzur. Lavabo nerede acaba? Ben de gideceğim. Gel götüreyim seni. Kusura bakma. Bizimkiler biraz meraklıdır böyle. Ama keyfin yerinde değil mi? Tabii ki. Sorun değil. Alara iyi bir kıza benziyor. Evet. Benziyor. Büşra ile nereden tanışıyorsunuz? İmam Hatip'ten. Şaka yapıyorum, üniversiteden. İtiraf etmeliyim ki Büşra'nın senin kadar güzel bir arkadaşı olduğunu tahmin etmiyordum. Bak sen. Yani ön yargılı düşünmüşüm. Zararlı bir huy. Göt olmak için birebir. Biliyor musun, bazı adamlar türbanlı kızları çekici buluyor. Malum saklı olan akıl çeliyor. Allah Allah. Tabii canım, var öyle insanlar. Yani bilmedikleri şeyden hoşlanıyorlar. Ama Allah'tan ben hiç öyle biri değilim. Sen neyi çekici buluyorsun peki? 5 yaşından beri sarışınları. Zeynep ve Can'ın süper bir teklifleri var. Ama söylersek kabul etmek zorundasın çünkü Selen'i ikna etmek için canım çıktı burada. Hayırdır? Akşam Taksim'de Cadılar Bayramı partisi varmış. Buradan çıkınca direkt oraya gideriz. Gitmek istiyor musun? Evet. Seni zorlamak istemeyiz Büşra'cığım. Kader anı. Tamam. Gidelim. Yengemiz seni bir gün meraklandırdı diyelim. Kızmayacak mısın, kıskanmayacak mısın? Allah muhafaza hayır. Oğlum, Ferit abi rahat adamdır. Öyle hımbıl hımbıl meraklanmaz. Ha. İstediğini yapsın, sıkıysa yapsın. Ben öyle sürekli arayan, vır vır konuşan erkeğe erkek demem. Ağır olacaksın, geniş olacaksın. Her şey kendine güvenle alakalı. Bırakacaksın, o merak edecek. Abi helal olsun ya, bir senin gibi olamadık ha. Olursun koçum, olursun. Kendini yeterince inandır, her şey olursun. İnanmıyorum. Böyle mi gideceksin? Hı hı. Bari bir aksesuar falan tak. Cadılar Bayramı bu. Bravo. Çok özgün. Ne kılığındasın şimdi sen? Rezervuar köpeğiyim işte. Aman ne komik. Hadi çabuk ol. Geç kalıyoruz. Çok heveslisin bakıyorum. Sen bu tür partilerden nefret ederdin. Büşra geliyor diye olabilir mi acaba? Aşina olmadığı bir ortamda benim konuğum. Eminim öyledir. Niye böyle yapıyorsun şimdi?
Hani iyi bir şey yapıyordum ben? Bana anlattığın o Güney Amerika şamanları gibi mutsuzlaşma böyle. Aşağıdayım. Allah'ım sen bizi koru. Nasıl da ikna ettin beni. Ne olacak ya? Ufacık bir göz maskesi. Hani eli boş gitmemek için. Aman istemiyorsan takma. Başkasına veririm ben de. Annemlerden zar zor izin aldım zaten. Bir gören olsa. Bir şey olmaz ama herhalde ya. Yani maske maskedir. Uygar'a sormalı aslında. Bir dakika. Ne Uygar'ı? Berk'i aramadın mı sen? Berk gelmiyor mu? Aradım. Arkadaşlarıyla maça gidiyormuş. Ne yapabilirim? Evde dizimi kırıp dantel mi öreyim? Allah'ım sen bizi koru. İsim neydi? Aleyhüm Sabancı. Arkadaşımla beraber geldim. Bekliyorum. Anlayacaksın. Beklemişsin. Ha. Anlayacaksın birazdan. Nasıl olacak lan? İsim listesine göre bekleyin arkadaş. Ben bir sorayım bakalım girebilecek misin? Pardon, bizim bir rezervasyonumuz vardı ama. Buyurun. Şey Yaman. Yaman. Yaman Göktuğ. Yaman Göktuğ adı. Yaman Göktuğ. Tamam. Buyurun. Büşra! Büşra! Hadi!
On numara. Efendim? On numara, on. Nasıl? Süper ya. Biz niye düşünemedik? Bu mu? Kafandaki ve Tırvan Şoray. Ben de kayboldum zannettim. Gel oturalım biraz şöyle. Yeah, it works. Not for long. It looks good, but it's bad. Is it original? Her şey yolunda mı? Evet, süper. Beni biriyle karıştırdılar sanırım. Tırbanlısın ya, garipsiyorlar işte. Sizinkiler hala medeniyet ve itibar kılık kıyafetten sanır. Sizinkiler de namusu ve imanı. Meyüzü billah. Hiçbirinin çehresinde nur kalmamış zehir adamlar. Köçekler, sazendeler, kıssahanlar ve tüm tüysüz uşaklar. Renkli kilimler ve soğuk pöstekiler üzerine uzanmış. İşte buralardan nice fitne ateşini tutuşturup yaktı da gitti. Nereden çıktı bu? Alıntı yaptım. 1800'lü yıllarda İstanbul'daki veba salgınını anlatan bir kitap. Salgın öncesindeki sefayı ve sonrasını anlatan bir eser. Eğlenmek günah yani. Bazen değil. Şimdi? Şimdi eğlenmek güzel. Tüm bunlar da şehrin bir parçası işte. Gördün mü? Kitaba yardımcı olmaya başladım bile. It's fake. Aslında rahat otur anlamına gelir. Osmanlılar belde kılıçla bir yere girdiklerinde söylerlermiş. Siz şimdiden kafayı 1500 yapmışsınız. Pardon tamam. Sizi rahatsız etmiyoruz. Hoşçakalın, sonra görüşürüz. Büşra'cığım sevgilimi senden 2 dakika çalmam lazım. Tatlım bana lavaboya kadar eşlik eder misin? Tabii. Biz hemen döneriz. Sana içecek bir şeyler getir. Merak etme, maden suyu. Ama limonlu ve naneli. Mutlaka denemelisin. Teşekkür ederim. Sana bir şey sormak istiyordum. Tabii. Neden boncuk boncuk terlerken bu türbanla oturmakta diretiyorsun hala?
Çoğu insan rahatsız kostümleri çıkarıp eğlenceye karıştı bile. Bu benim kostümüm değil ki. Tahmin etmiştim. Arkadaşlar, bakın partimize kimler teşrif etmiş. Buralara da mı girdiniz? Müziği mi kısalım? Daha mı kapalı eğlenelim? İran mı olalım? Gizli mi yapalım bunları? Yanlış anlıyorsunuz ben. Ben bakarım. Büşra? Babası. Kızın şu anda kafirlerle dolu bir partide. Kimsin lan sen? Yer Taksim Vertigo. Gel de al, Allah korusun başına bir şey gelir. Kimsin lan sen it? Alo! Alo! Yetmedi mi? Ülkeyi beş paralık ettiniz. Aleme taşak oğlan ettiniz. Toprak sattınız, yetmedi mi? Ben ne yaptım? Yetmedi mi? Hadi olun gidin artık! Neredesin sen? Neredesin lan sen? Yakışıyor mu sana? Yakışıyor mu lan sana? Yok, çok sevdim. Yakışıyor mu güzelim sana? Endişelendirdin beni, bizi, hepimizi. Aşk olsun. Bu ne lan böyle para gibi? Kusura bakma, seni yalnız bırakamadım. İyi misin sen? Büşra? 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 İçki mi içtin sen? Büşra? Sen içki mi içtin? Büşra gözüme bak. Büşra konuş benimle. Tamam. Tamam, gideceğiz buradan. Her şey yoluna girecek. Tamam. Konuş benimle. Alara'ya teşekkür et. Maden suyu değil, masal suyu vermiş meğer. Ne? Demek bu mutlak yalnızlık. Salim insanların doldurduğu alemde tek deli olmak. Ya da delilerinkinde tek salim. Dönmek. Ebediyen. Kainatın o mükemmel çemberi. Kendini yutan yılan. Telefon. Ben arkadaşıyım. Büşra'yı ver bana. Büşra şu anda tuvalette. Biz de zaten birazdan evine bırakacağız onu. Kimsin lan sen? Kimi kimin evine bırakıyorsun? Beyefendi, sakin ol. Endişelenecek bir şey yok. Siz kimsiniz? Kocasıyım ben. Sözlüsü. Tez getir onu eve. Kimsen ne boksan. Hadi. Büşra, hadi evine götüreyim seni. Hadi. Büşra, iyi misin?
Neler oluyor? İyi misiniz? Ne vardı bardağın içinde? Maden suyu. İçtiğin hayatı kaydı kızı. Ne koydun içine? Kolumu acıtıyorsun. Mülare, yalan söyleme bana. Gözlerinden anlıyorum. Ne koydun içine? Hiçbir şey koymadım. Senin derdin ne ya? Sen ne istiyorsun günahsız zavallı bir insandan? Manyak mısın sen? Günah minah. Hemen öğrenmişsin jargonu. Ne koydun içine? Ayahuasca koydum. Gördü ya onun da kimseden bir farkı olmadığını. O da insan, o da sıradan, o da kafayı buluyor. O da ilgine layık değil. Ben değilsem, o hiç değil. Evin nerede? Lütfen kaçırdım. Fırsatlı sırtıma sürer misin? Büşra, hadi evin neredesini söyle bana. Götüreyim seni oraya, her şey yoluna girecek. Tamam mı? Sen de gidiyorsun mu? Korkuya karşı zırh. Üzgünüm. Sana kötülük yaptı. Kötülük mü? Kim? Sevdiğini sanan biri işte. Alo, buyurun. Zamanın ötesinde ben Deniz. Alo, Büşra benim, Berk. Berk. Hangi Berk? Selen'in erkek arkadaşı Berk. Selen? Ulaşamıyorum Selen'e Büşra. Bizim maç bitti, eve döndüm. Hayırdır, nerelerdesiniz? Meraklandım. Biz lağma düştük sıçan gibi. Selen de düştü. Büşra! Kazara yolunu şaşırmış. Büşra, kafa mı buluyorsun bende? Selen nerede? Yeni sevgilisi Uygar'la. Ne? Dans ediyorlar. Malum şu aralar herkes birbirini aldatmakla meşgul. Ciddi yok. Kapadı. Merak etme, güvendesin. Ayılmanı bekledim. Olamaz. Rüya değil miydi bunlar? Maalesef. Arkadaşın sevgilisi aradı.
Ondan önce de sözüm Ferit. Son birkaç dakikadır da annen arıyor. Allah'ım Berk. Ne dedim ben? Ali Aras odana ayahuasca kattı. Halüsinatif bir şey. Kendini kaybettin. İyi misin şimdi? Nuri Altıyo'ya mı oldun mesela? Tamam, sen kendine gelmişsin. Ya lütfen hemen eve gidebilir miyim ben? Tamam. Aile dostum. Sözlüm. Ben hallederim. Yaman. Kimsin lan sen? Yaman Göktuğ. Büşra'nın arkadaşıyım. Bir dakika, bir dakika. Ben seni tanıyorum. Sen şu televizyon programındaki o... Ta kendisi. Büşra zehirlendi bugün. Ama yardımcı olduk. Meraklanacak bir şey yok yani. Kimsin lan? Benim sözüme yardımcı olacaksın. Hı? Hem o müzik sesleri neydi? Neredeydiniz? Ferit. Sana bu kızı kim emanet etti lan? Zındık. Ne dedin sen? Büşra. Neredesin kız? Baban görmeden gir eve çabuk. Büşra. Neredesin kızım bunca saat? Baban duysa kıyamet koparır. O kadar aradım. Duymadın mı telefonumu hiç? Tansiyonum düştü benim. Sanırım ufak çapta bir gıda zehirlenmesi oldu. Nasılsın şimdi? Yorgunum anne. Olmamış sayalım bunu, hemen odama çıkayım. Dua et. Sana şu anda dersini veremiyorum. Kitaplarımla ilgili eleştirilerini duymayı çok isterim. Evin Beyoğlu'nda. Sipahi meyhanesinin üstü. Oranın sahibi Süleyman abiyi tanır beni. Sorarsan gösterirler tabii. Ölmek kolay. İnsanın doğası. Birbirinden korkmak, anlamadığımızı garipsemek. Ama şehir, o tarafsız. Ne yaparsanız yapın, nasıl yaparsanız yapın size bir köşe, bir hayal, bir hüzün verecektir. Ne bağrında çırpınan ilk öksüzleriz, ne de sonuncusu olacağız. Bu şehrin dehlizlerinde uyanınca hatırlayamadığımız güzel düşlerin durduğu, birbirimizi bölmeyip bir araya getirdiğimiz bir yer var mı? Yoksa o yer sadece kendi zihnimizde, gözler kapanınca ortaya çıkan koskoca bir yalan mı? Thank you.
Selen. Berk'le dün gece ayrıldık. Selen sakin ol, ben... Sakin olamam. En iyi dostum beni sırtımdan bıçaklıyor. Neredesin? Allah aşkına sakin ol biraz. Anlat bana. Berk seni aradığında yeni sevgilisi Uygar'la demiş. Ya bunu nasıl yaparsın? Uygar'la flört etmiyor muydunuz Selen? Uygar'la hiçbir şey olmadı. Ama sen bilip bilmeden içindeki tutucuyu konuşturup yalan mı söyledin? Ya kendin bir kapına kısıldın, kurtulamıyorsun diye beni neden üzme gereği duyuyorsun ki? Özür dilerim. Bak ikimiz de bu dostluğun bir kat garibesi olduğunu biliyorduk zaten. Selen lütfen. Sen bana yollu de, ben de sana yobaz diyeyim, biz bitirelim bu işi. Selen. Ya de hadi. Alara etkime bir şeyler katmış. Ne? Kafam yerinde değildi dün. Seni de yanımda göremeyince... saçmaladım. Çok üzgünüm inan. Sen benim tek dostumsun. Kafam yerinde olsa söyler miydim öyle şeyler? Ya ben ne bileyim o Osman'ın seni uçurduğunu. Ne diğerlere gittim bir bilsen. Tamam ama artık yeter. Ben tam acıların çocuğu oldum Büşra. Peki ya Berk? Ay, dert etme. Barışırız elbet. Bu arada seni eve kim bıraktı? Yaman. Hayır alamet değil bu adam. Uzak dur. Bak Yaman Sevda yüzünden başımıza gelmeyen bok kalmadı. Ne Yaman'ı ya? Yarın öbür gün istemeye geliyorlar zaten. Yolunu seni. Bir sus. Yobaz. Sevdin mi hiç? He. Uzaktan sevdim abi. Yakına gidemiyorum ben. Kim? Türk filmi sevdim abi. Hani o eski siyah beyaz ayrı dünyaların filmleri. Ulan tanıyarak gerçek aşkı doğru. Hakiki. Yok abi. Ne Arap. Baksana halimize. Cep delik, cepken delik. Göt de gitti üstelik. Ben oldum. Yalnız onu koyayım o zaman. Aşk. Böyle uzaklarda arıyorsun ama yakında buluyor musun? Belki uzağa gidince aşk bitmiyor. Acı çektiriyor böyle. Kuduz köpek gibi böğrüne, kuduz köpek gibi saplanıyor. Ama yakınına geliyorsun. Bu ne abi ya diyorsun. Bitiyor ince ince bitiyor. Tıs diye bitiyor. Thank you.
Eline sağlık. Güzel görünüyor. Düğünüz de daha da güzel gözecek beyim. Kim müstakbel hanımefendi? Gönül bağı var mı? Gönül olmaz olur mu? Aile dostumuzun kızı. Çocukluktan beri sevdamız vardı. Nasip oldu. Hakiki aşk. Maşallah pek de temiz yüzlü bir delikanlıya benziyorsunuz. Bakın, ikinizi ben tanıştırdım. İkiniz de yakın arkadaşımsınız. Neyim ben ya? İlişki danışmanınız mı? Zaten başımda yeterince bela var. Geçen haftaki televizyon programından ötürü Yaman'a söylemediklerini bırakmadılar. Hem sen ne yapıyorsun? Kitap yazıyor musun? Yazıyor tabii. İlhan perisini buldu. Kimmiş o? Türbanlı bir kız. Aklı fikri onda. Neymiş? Daha yakından tanımak istiyormuş. Bu doğru mu? Doğruysa ne olacak? Kafayı mı sıyırdın sen? Seni o türbanlı kızla birileri görürse ne olur biliyor musun? Muhalif gazetelerin bütün düşmanları üzerimize çullanır. Bizim gazetenin yazarı Yaman türbanlı bir kızla ilgileniyor diye demediklerini bırakmazlar. Tamam anladım. Sana biraz daha farklı kesimlere hitap et dedim ama bu şekilde değil. O kız ya, sen su. Tamam yeter. Ne demek yeter ya? Yaman. İkiniz de haddinizi aştınız artık. İstersem o kızla konuşurum, istersem görüşürüm, istersem de aşık olurum. Efendim, malum hayırlı bir mevzu için buraya gelmiş bulunuyoruz elbette. Hayat nedir derler. Hani hep bir neşe zevk zelzelesiyken akabinde damarların çekildiği bir ıstırap silsilesidir. Allah-u Teala bizleri birbirimizi saygıyla sevelim, inanarak bir araya gelelim diye yarattı. Ve geriye çocuklarımız kalıyor. Onların mutluluğu bizim huzurumuz. Mirim, artık bu söz üstüne söz söylenmez. Ağabey zemzem akıttınız. Efendim, görücü usulü deyip işin içinden sıyrılıveriyorlar. Halbuki böyle nezaketle, saygıyla başladığı için her şey... daha sonrasında birçok hayırlı şeye vesile oluyor. Cenab-ı Hak bu lütfu bize bahşetmiş. Büşra'cığım, kahveleri getir istersen artık. Hemen anneciğim. Maşallah. Bir nazik, bir zarif gibi bin bir kere maşallah. Feritciğim, sen hiç konuşmuyorsun. Heyecandan olsa gerek Hikmet Bey amca. Artık sizleri daha fazla yormadan Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Büşra'yı oğlunuz Ferit'e istiyoruz. Eh o zaman bize de Büşra'yı. Ben galiba başkasını seviyorum. Fikrimi bir kere bile adam gibi sormadan karar veriyorsunuz. Haddini bil. Sen haddini bil. Ben sana onay vermeden ne cüretle bana kocalık taslarsın?
Tek kızınız değil miyim ben? Başka evladınız var mı? Bu mu bana layık gördüğünüz mutluluk? Büşra. Sağ. Sola. Sağ. Sola. Ya bir laf vardı ya, bir tane böyle bir şey yapıyordum da, bir şey oluyordu da, aslında bir şey olmuyordu da, bir şey gibiydi ya, neydi? Allah. Ha, şey, yukarı tükürsen, yukarı tükürsen sakal, aşağı tükürsen bıyık. Tam tersi. İki ucu boklu değnek. Ne diyorsun amına koyayım? Aşk. Eskiden böyle değildim ben. Ama hala içimde bir uyuk var. Keselim kalta. Ne? Oyalım. Seni oyanın amına koyalım. Neyi fark eder lan o? Zamanında uyuyacaktın. Uyumadan kurtarmak lazım aşıkları. Kırık kalptense. Ölmek bile daha iyi. Tabii artık kimse Luna Park'a gelmiyor. Yazık. Güzel yer. Neden? Bilmem. Çocukluğumu hatırlatıyor. Umursadığım zamanları. Neden aklımdan atamıyorum seni? Ben deneme tahtası değilim. Kimse değil. Neden uğraşıyorsun benimle? Güzel bir sevgilin, imrenilen bir hayatın var. Ben bilmem ki böyle şeyler. Neden yalnız bırakmıyorsun beni? Büşra. Baksana bize. Alakamız yok. Hırslandın mı? Bir de örtülü kız tavlayayım diye. Meraklandın mı? Sinirlendin mi? Şunlara hadlerini bildireyim diye. Hayır. Öyleyse neden? Cevap ver. Senin yanında daha iyi bir adam oluyorum derdim. Ki öyle. Ama bu gerçek sebep değil. Çünkü sen kendin olmaktan korkmuyorsun. Ben de öyleyim. Tamam, ben bazen boku bokuna inatçılık yapıyorum. Parlıyorum. Geçimsiz adamın tekiyim. Ama önyargılı değilim. Farklısın diye seni hor görmüyorum. Anlamaya çalışıyorum. Hemen şimdiye kadar yalnızlık odur budur diye bir sürü yazdım çizdim. Ama işin aslı şu ki, hayatımda ilk defa senin yanında yalnız hissetmiyorum. Lazım.
Sen nasıl erkeksin lan? Pislik. Mağdur ettiler. Mağdur mu olacaksın lan? He? Rezil mi olacaksın? Aşağılık herif. Pislik herif. Lan. Lan sen. Sen ne adi bir adamsın lan. Yedirme oğlum malını. Git al lan. Beyoğlu sipahi meyhanesi nerede biliyor musun? Bilmem mi abi ya? Sür o zaman, sür, sür, sür. Aşağıda yapalım. Thank you.
Günah senin boynuna. Nasıl içiyorsunuz lan bu boku? Azar azar. Ne oluyor lan burada? Süleyman abi. Kusura bakma. Yaman ne kusura bakayım? Buranın anasını sikmişsiniz ya. Günahımız neyse. Fazlasıyla veririz. Bugünlük kapatmış olalım burayı. Ne buluyor lan bu kız sende? Apayrı dünyaların çocuklarısınız. Ne demiş peygamber? İnsanlar analarından babalarından çok zamanlarına benzerler. Küçüktük. Büşra'yı ilk gördüğümde bu kız benim karım olacak dedim. Bizi aynı yetiştirdiler. Aynı kurallar. Aynı adet. Aynı iman. Ama büyüyünce farklı olduk. Herkes farklı olur. Herkes olur ya. Asıl ben herkes olurum. Herkes. Hacı. Tüccar. Çakal. Biz senin gibi olamadık işte. Bir sen eksiktin. Lütfen otur karşıma. Alara, aç gözlerini. Otur karşıma. Beraber meditasyon. Alara, gözlerini aç. Ne işin var burada? Yaman. Tabii. Anahtar hala sende. Bak, ilişkimizi düzeltebiliriz. Herkes bizi çok yakıştırıyor. Aramızı düzeltebiliriz. Herkesten bize ne? Sana anlatamıyorum değil mi? Biz bittik. Söndür şu mumları. Yaman. Mumları söndür.
Hayır. Turbanlı bir kızla mı birlikte olacaksın? Beraber mi yaşayacaksın? Başını mı açacaksın? Merak bitince ne kadar dayanacak sevginiz? Bütün bunları düşünmeden inadına onun da kendi hayatını da mahvedeceksin. Yeter. Söz vermiştim. Neye? Dans edeceğimize. Var abi. Hisleri çırılçıplak. Mani olabiliriz. Hadi sonra ben falan. Şerefsiz herif kızı kavramış abi. Bir bıçaklık işi var. Dur bakalım.
sorun mu var arkadaşlar? Kes lan. Cüzdanımı vereyim, problem çıkmasın. Açma lan kafamı. Boş! Yaman! Yaman! Ve masal sona eriyor. Tatlı bir rüya sırasında uyanmak gibi. Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Her şeyin mümkün olduğu bir diyardan uyumak zorunda olduğumuz soluk bir varoluşa. Ne yaptın lan sen? Bıdı bıdı yanmasaydı şerefsiz. Kıza değmeseydi. Tuhaf. Emli bir tipti. Nereye geldik lan biz? Kırık dökük hayaller, ters çevrilmiş kaderler. Ve hep farkında olduğumuz ama reddettiğimiz o mutlak gerçek. Kalabalıklarda kimsesiz yapan, kaybetmemek için kendimizi kaybettiren. Hayatın o acı gerçeği. Eninde sonunda hepimiz yalnızız. Tamam. Yalnız değilsin. Nereye geldik lan? Siktir lan.